Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı altınla ilgili son durumu ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler hakkında bilgi verdi. Koronavirüsün ikinci dalgası söylentilerinin başlamasıyla birlikte altının 515'li rakamları gördüğünü belirten Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, şu an biraz daha düştü. Aşı söylentileri, diğer haberler, ekonomideki verilerin biraz daha düzelmesiyle altın fiyatlarında biraz daha gerileme oldu. Ancak bizim izlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla ikinci dalganın hem ülkemizde hem de yurt dışındaki tüm ülkelerde devam etmesi sebebiyle altın fiyatlarında yükselişin tekrar olacağı kanaatindeyiz dedi. Şu an koronavirüsün ikinci dalga söylentilerinin de başlamasıyla birlikte özellikle altında 510-515'li rakamları gördük. Şu an biraz daha aşı söylentileri, diğer haberler, yani ekonomilerdeki verilerin biraz daha iyi gelmesi dolayısıyla altın fiyatlarında biraz gerileme oldu. Ama bizim izlediğimiz kadarıyla, yani gördüğümüz kadarıyla ikinci dalganın devam ettiği, şu an başladığı, hem ülkemizde hem de yurt dışındaki bütün ülkelerde devam etmesi hasebiyle de altın fiyatlarında, özellikle güvenli liman olan altın fiyatlarında biz yükselişin tekrar olacağı kanaatindeyiz. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki özellikle altın fiyatlarını hiç kimse günübirlik düşünmesin. Altın fiyatları, altına yatırım daha doğrusu, uzun vadede, 6 aylık, 1 yıllık süreçlerde biz her zaman söylediğimizi yineliyoruz. Altın fiyatları günlük yatırım yapılacak bir emtia değildir. Özellikle 6 aylık, 1 yıllık süreçlerde altın yatırımı her zaman yatırımcısına kazandırmıştır. Altının gördüğü rakamları mutlaka geçtiğine dikkat çeken Başkan Çakmakçı, yani 515'li rakamları gördük, o rakamların üstüne kesinlikle çıkacak şeklinde konuştu. Altın, yani gördüğü rakamları mutlaka görür ve geçer. Yani 515'li rakamları gördük, o rakamları tekrar, yani üstüne kesinlikle çıkacağız. Kesinlikle çıkacağız ama tabii bunun süresinin hangi süre olduğunu kestirmemiz mümkün değil. Özellikle karmaşık ortamlarda, yani ülkelerin ekonomik savaşları olsun, yani savaş ve terör olayları olsun, yani diğer olaylar, faiz kararları olsun, yani bunların hepsi altın fiyatlarında etkilidir. Sezon itibariyle, yaz sezonu, malumunuz düğün, nişan, sünnet mevsimi, merasimlerin olduğu bir dönem ama virüsten dolayı kesinlikle, yani düğünlere ya vatandaş gitmiyor, misafir gitmiyor. Gitmediği için de ister istemez talep azaldı, gurbetçi çekildi. Yani yurt dışına dönüşler başladı artık, yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bu süreçte altına talep, yani bir 10-15 günlük süreçte oldu ama sonrasında tamamen bitti. Şu an siz de çarşıyı gördünüz zaten. Yani öyle talep şu an, yani sıfır noktasına geldi diyebilirim. Altın fiyatlarının yükselmesi sonrasında vatandaşların gram altına yöneldiğini aktaran Çakmakçı, bir çeyrek altının 800 lira gibi rakamlara ulaştığı dönemde gelir düzeyi düşük vatandaş alamıyor. Bundan dolayı yarım gramlara, bir gramlara ya da TL bazında takılara sebep oldu ifadelerini kullandı. Şimdi gram altına, özellikle altın fiyatlarının yükselmesi zaten tak anlamında vatandaşı gram altın, hatta yarım gram altınlara kadar. Yani bir çeyrek altının 800 lira gibi bir rakamlara ulaştığı dönemde vatandaş ister istemez, yani gelir düzeyi düşük olan vatandaş çeyrek alamadı. Ne yaptı? Bunu yarım gramlara, bir gramlara ya da TL bazında takılara sebep oldu. Bu da tabii ki ister istemez vatandaşın alım gücünü düşürdü. Biz yılbaşına kadar, yani 3. çeyrek sonrası altın fiyatlarının 500'lü rakamları geçin. Artık şu an söylenen rakamlara dilimiz bile söylemek istemiyor. Çünkü altın fiyatlarının yükselmesi hiçbir kuyumcunun işine gelmez. Çünkü talep düşünce, yani kuyumcu iş yapamayınca, yani biz altın fiyatlarının yükselmesi tarafında değiliz. Ama görüntü altın fiyatlarının tekrar eski seviyelerini geçeceğini, hatta 600'lü rakamlar şu an söylenmeye başladı.